Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere aktarmaya çalışacağım konu boğaz kelebeği nedir ve boğaz kelebeğinin pis olduğu nasıl anlaşılır yani boğaz kelebeğinin temizlenmesi gerektiğini nasıl anlarsınız? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar boğaz kelebeği hemen şu hava ortumun takip ettiğinizde motora giren havanın geçtiği yani ee, aracın yakıt sistemini gidişini her şeyini etkileyen şurada bu içinde şu siz gaza bastığınızda açılıp kapanan bir kapak gibi bir şey var arkadaşlar. Buna boğaz kelebeği denir. Hemen hava ortamını takip edin. Ee, göreceksiniz zaten. Hemen gaz telini gördüğünüz gibi gaz teli, rolanti motoru, gaz kelebek potansiyometresi şu kısımda yer alan e, mandallı kısımdır. Araca giren havanın miktarını belirleyen parçadır arkadaşlar. Şimdi bu parçanın e, pis olduğunu nasıl anlarsınız? Yani temizlenmesi gerektiğini nasıl anlarsınız? Size bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu parça kirlendiğinde şöyle bu hortumu çıkartıp içine bakarsınız ama genelde bak genelde diyorum çok de gözde de görülür ama genelde gözde görülür bir pislik yoktur. Ee, böyle çünkü aradığımız şeyler ufak tefek kalıntılar boğaz kelebeğinin düzgün çalışmasını engelleyen kalıntılardır. Ee, bunlar genelde gözde görülmez. Burası zaten gördüğünüz biraz e, altta kalan bir kısım olduğundan gözde görülmez. Şimdi şöyle bana mesela yorum yazıyorlar işte şu şu ağrızdan var diyorum. Diyorum ki arkadaşa boğaz kelebeğini temizlet. Adam diyor ki tamirciye gittim baktı temizmiş. Nasıl baktı? Neye göre baktı? Yani oradaki şeyleri nasıl gördü? Bu önemlidir. Şimdi eğer ki aracınızda e, rolenti mesela araç kalkış yaptınız debriyaja bastınız. Rolenti 2500 devirde takılı kaldı. Sonrasında yavaşça normal seyrine düştü. Veya 3000 devirde takılı kaldı. Veya 2000 devirde ama sonra yavaşça normal devrine düştü. Yani e, 1000 devre düştü. Bu boğaz kelebeğinizin pis olduğunu ve düzgün çalışamadığını gösterir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Araçta normal seyir halinde gidiyorsunuz 2500 devirde Devriyaja bastınız. Ee, normalde devrin inmesi gerekiyor ama inmiyorsa 2500 devirde ama sonra yavaşça e, istediğiniz devre iniyorsa bu boğaz kelebeğinin pis olduğunu yani temizlenmesi gerektiğini göstermektedir arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer husus ise e, düşük devirlerdeyken vites değil mesela araçta ikinci viteste gidiyorsunuz düşük devirde trafikte devriyaja bastınız araç stop etti. E, rolantiyi toplayamadı. Bu da boğaz kelebeğinin genelde pis olduğunu göstermektedir. Onun dışında son bir diğer unsur ise yine bu düşük devirlerde özellikle vites değişimlerinde aracı boşa aldığınızda devriyaja bastığınızda olur aracın devri birden dibe kadar düşer sonra pıt kendini yavaşça toplar ya da toplayamaz Bu da boğaz kelebeğinin pis olduğuna işarettir yani temizlenmesi gerektiğini göstermektedir şimdi bu arızalar başka e arızaların belirtisi olabilir mi? Tabi olabilir ama %90 ihtimalle şu bahsettiğim şeyler aracınızda oluyorsa aracınızın boğaz kelebeğinin temizlenmesi gerekiyor olabilir. Boğaz kelebeğinizde adaptasyon gerektiriyor olabilir ya da boğaz kelebeğinizin e, tamir olması gerekiyor olabilir. Yani adaptasyonla tamir %10 ihtimaldir temizlenmesi gerektiği yüzde 90 ihtimaldir arkadaşlar. Bu konuda sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.